Uzunluk ölçme 1. Sayfa 173'teki ek 16'da verilen uzunlukları kesiniz. Kestiğiniz bu ölçme araçlarının her biriyle aşağıdaki tabloda verilen nesnelerin uzunluklarını ölçünüz. Ölçme sonuçlarını aşağıdaki tabloya örnekteki gibi kaydediniz. Ders kitabının uzunluğu 6 tane 5 santimetrelik ölçü, 3 tane 10 santimetrelik ölçü. Matematik defterinizin uzunluğu 4 tane 5 santimetrelik ölçü, 2 tane 10 santimetrelik ölçüyle yapılır. Sıranızın uzunluğu bu 10 tane 5 santimetrelik ölçü, 5 tane 10 santimetrelik ölçü. Kalemliğinizin uzunluğu 2 tane 5 santimetrelik ölçü, 1 tane 10 santimetrelik ölçü. Çantanızın uzunluğu 8 tane 5 santimetrelik ölçü, 4 tane 10 santimetrelik ölçü. Uzunlukları ölçerken yukarıdaki ölçme araçlarından hangisini daha fazla kullandınız? Neden? 5 santimetrelik aracı daha çok kullandık. Çünkü 5 santimetre 10 santimetrenin yarısı olduğu için 5 santimetrelik ölçme aracını daha çok kullanmış olduk. Uzunlukları ölçerken yukarıdaki ölçme araçlarından hangisini daha az kullandınız? 10 santimetrelik ölçme aracını daha az kullandık. Çünkü 10 santimetrelik ölçü 5 santimetrelik ölçünün 2 katı olduğu için. 2. Aşağıda standart olmayan ölçme araçları verilmiştir. Bu ölçme araçlarıyla ölçebileceğiniz varlıklara örnekler veriniz. Kalem. Kalemle sıramızın uzunluğunu ölçebiliriz. Silgi. Silgiyle defterin uzunluğunu ölçebiliriz. Kalemtıraş. Kalemtıraşla kalemimizin uzunluğunu ölçebiliriz. Defter. Defterle okul tahtasının uzunluğunu ölçebiliriz. Üç. Aşağıdaki bulmacada standart olmayan ölçme araçlarından bazıları verilmiştir. Bu araçları bularak boyayınız ve yandaki noktalı yerlere yazınız. Daha sonra geriye kalan harfleri aşağıdaki kutuya soldan sağa sırayla yerleştirerek şifreyi bulunuz. Burada bir parmak var. Sonra burada bir ayak var. Sonra burada bir tane karış var. Sonra burada bir tane adım var. Burada da bir tane kulaç var. Şimdi bunları yazalım sırasıyla. Karış, ayak, adım, parmak ve kulaç. Şimdi geriye kalan harfleri sırasıyla yazalım. E, N, G, E, L. Sonra bir tane daha L var. Sonra E var. Sonra R var. Sonra I var. Daha sonra K, A, L, D, Ö, R, A, L, I ve M harfleri var. Oluşan şifre engelleri kaldıralım. 4. Aşağıdaki nesneleri standart olmayan ölçme araçlarından hangisiyle daha kolay ölçersiniz? Sınıf tahtasını kulaçla ölçeriz. Kalemi parmakla ölçeriz. Bahçe duvarını adımla ölçeriz. Sırayı da karışla ölçeriz. Metre ve santimetre. Aşağıda verilen uzunlukları inceleyiniz. Bu uzunlukların hangilerinin içinde en az 1 metre vardır işaretleyiniz. Evet, 99 santimetrenin içerisinde 1 metre yoktur. 87 santimetrenin içerisinde de yoktur. 100 santimetre 1 metreye eşit olduğu için bunun içerisinde 1 metre vardır. 112 santimetrenin içerisinde de 1 metre vardır. 236 santimetrenin içerisinde 2 metre vardır. 25 santimetrenin içerisinde 1 metre yoktur. 48 santimetrenin içinde de yoktur. 300 santimetrenin içinde 3 metre vardır.
Metre cinsinden yazılabilen uzunlukları seçerken neye dikkat ettiniz? Açıklayınız. Şimdi 1 metre 100 santimetreye eşittir. Dolayısıyla 100 santimetre ve 100 santimetreden büyük olanların içerisinde metre vardır. 2. Aşağıdaki boşluklara uygun sayıları yazınız. 500 santimetre 5 metreye eşittir. 254 santimetre 2 metre 54 santimetreye eşittir. 2 metre 34 santimetre 234 santimetreye eşittir. 300 santimetre 3 metreye eşittir. 178 santimetre 1 metre 78 santimetreye eşittir. 5 metre 63 santimetre 563 santimetreye eşittir. 506 santimetre 5 metre 6 santimetreye eşittir. 700 santimetre 7 metreye eşittir. 7 metre 40 santimetre 740 santimetreye eşittir. 900 santimetre 9 metreye eşittir. 425 santimetre 4 metre 25 santimetreye eşittir. 843 santimetre 8 metre 43 santimetreye eşittir. 3 metre 5 santimetre 305 santimetreye eşittir. 360 santimetre 3 metre 60 santimetreye eşittir. 400 santimetre 4 metreye eşittir. 8 metre 27 santimetre 827 santimetreye eşittir. 3. Aşağıdaki tabloda verilen uzunluklardan 1 metreden büyük olanları maviye, 1 metreden küçük olanları yeşile boyayınız. 1 metreden büyük olanlar 215 1 metreden büyüktür. 348 1 metreden büyüktür. 190 1 metreden büyüktür. 351 444 350 193 105 sonra 500 962 600 sonra 456 634 756 529 546 982 300 555 700 200 854 435 430 325 352 351 695 269 205 300 101 ve 695 1 metreden büyüktür. Şimdi 1 metreden küçük olanları da yeşile boyayalım. 65 98 25 68 60 85 19 73 23 46 38 56 92 32 71 64 84 85 55 94 87 ve 43 1 metreden küçüktür. 4. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 800 santimetre 8 metreye eşittir, doğru. 645 santimetre 6 metre 45 santimetre doğrudur. 92 santimetre 9 metre 52 santimetre bu yanlıştır. 780 santimetre 7 metre 80 santimetre doğrudur. 9 metre 910 santimetre yanlıştır. 440 santimetre 4 metre 4 santimetre yanlıştır. 374 santimetre 3 metre 74 santimetre doğrudur. 835 santimetre 8 metre 35 santimetre doğrudur. 760 santimetre 7 metre 6 santimetre yanlıştır. 502 santimetre 5 metre 20 santimetre bu da yanlıştır. 5. Aşağıda verilen uzunlukları ölçmek için hangi ölçme birimini kullanırsınız? Eşleştiriniz. Sınıfımızın yüksekliğini metre ile, kaleminizin uzunluğunu santimetre ile, halının boyunu metre ile, kitabın boyu santimetre ile, kalemtıraşın boyu santimetre ile ölçülür. Bahçedeki ağacın boyu metre ile, suluğun boyu santimetre ile, bayrak direğinin boyu metre ile, silginin boyu santimetre ile, sınıf tahtasının boyu da metre ile ölçülür. 6. Aşağıdaki çiçeklerin yapraklarındaki uzunlukların toplamının 1 metre olması için boş bırakılan yapraklara kaç santimetre yazılmalıdır? Burada 21, 47 ve 18. Bu üçünü toplayalım. Topladığımızda 1, 7 daha 8, 8 daha 16 elde var 1. 2, 4 daha 6, 1 daha 7, 1 de elde 8. 86 yaptı. Şimdi 1 metre olması için 1 metre 100 santimetredir. 100 santimetreden 86'yı çıkardığımızda geriye 14 santimetre kalır. İkinciyi yapalım. 19, 32 ve 25'i toplayalım. 9, 2 daha 11, 5 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1.
1, 3 daha 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. 100'den 76'yı çıkaralım. 24 buluruz. Üçüncüyü yapalım. 52, 17 ve 13'ü toplayalım. 7, 2 daha 9, 3 daha 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 5, 1 daha 6, 1 daha 7, 1 de elde 8. 100'den 82'yi çıkardığımızda 18 kalır buraya. Burada da 24, 11 ve 39'u toplayalım. 4, 1 daha 5, 9 daha 14, 14'ün 4'ü elde var. 1, 2, 1 daha 3, 3 daha 6, 1 de elde 7. 100'den de 74'ü çıkarırsak 26 buluruz. Burası da 26 olmalıdır. Cetvel kullanarak doğru parçası çizme. 1. Aşağıda bazı hayvanlar ve bu hayvanların yavruları verilmiştir. Bu hayvanları yavrularıyla eşleştirmek için noktadan noktaya cetvelinizle bir doğru parçası çiziniz. Evet, buradaki geyiğin yavrusu budur. İneğin yavrusu budur. Atın yavrusu budur. Bu da kurdun yavrusudur. Çizdiğiniz doğru parçaları ile ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz. At ile yavrusu arasındaki doğru parçasının uzunluğu 7 santimetredir. Geyik ile yavrusu arasındaki doğru parçasının uzunluğu 8 santimetredir. İnek ile yavrusu arasındaki doğru parçasının uzunluğu 11 santimetredir. Kurt ile yavrusu arasındaki doğru parçasının uzunluğu da 12 santimetredir. En uzun doğru parçası hangi hayvan ve yavrusu arasındadır? Kurt ile yavrusu arasındadır. En kısa doğru parçası hangi hayvan ve yavrusu arasındadır? Bu da at ile yavrusu arasındadır. 2. Aşağıdaki alana uzun kenarı 15 santimetre, kısa kenarı 8 santimetre olan bir dikdörtgen çiziniz. Daha sonra bu şeklin içini istediğiniz gibi süsleyerek boyayınız. Dikdörtgenin kısa kenarı 8, uzun kenarı da 15 santimetre. Dikdörtgenimiz bu şekilde oldu. Bunun içini sizler istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Şeklinizi istenilen uzunluklarda düzgün bir şekilde çizmek için ne kullandınız? Cetvel kullanıldı. Şekli oluşturmak için uzunlukları çizmeye cetvelinizin neresinden başladınız? Sıfırdan başladık. 3. Cetvelinizle aşağıda verilen uzunluklarda yatay doğru parçaları çiziniz. 3 santimetrelik bir doğru çizelim. 5 santimetrelik doğru da şu olsun. Sonra 7 santimetrelik bir doğru çizelim. 10 santimetrelik doğru ve en son 13 santimetrelik doğru da budur. 4. Aşağıda çatısının bir kısmı çizilmiş olan evi tabloda verilen ölçülerde doğru parçaları çizerek tamamlayınız. Daha sonra evinizi istediğiniz renge boyayınız. Evin çatısı üçgen şeklinde, bütün kenar uzunlukları 8 santimetredir. O zaman şurası 8 santimetre olacak. Evin gövdesi kare şeklinde, kenar uzunlukları 6 santimetredir. Bu da evin gövdesidir. Evin kapısı dikdörtgen şeklinde, kısa kenar uzunluğu 2 santimetre, uzun kenar uzunluğu 4 santimetre. Bu da evin kapısıdır. Evin pencereleri kare şeklinde, kenar uzunluğu 2 santimetre. Evin pencereleri de bu şekildedir. Kilometrenin kullanım alanları. 1. Aşağıdaki uzaklıkları uygun ölçme birimleri ile eşleştiriniz. İl merkezi ile ilçe merkezi arasındaki uzaklık bu kilometre ile ölçülür. Şehirler arası uzaklık bu da kilometre ile ölçülür. Eviniz ile mahalle bakkal arasındaki uzaklık bu metre ile ölçmek daha uygundur. Bir top kumaşın uzunluğu metre ile ölçülür. Ülkeler arası uzaklık kilometre ile ölçülür. Futbol sahasının uzunluğu da metre ile ölçülür. Uzunlukları eşleştirirken metre veya kilometre olduğuna neye göre karar verdiniz? Çok uzun olanlar kilometre ile, diğerleri metre ile ölçüldü. 2. Tabloda verilen uzunlukları hangi ölçme birimi ile ölçersiniz? İşaretleyiniz. Adana İstanbul arasındaki mesafe kilometre ile ölçülür. Bir insanın boyu metre ile ölçülür. İki köy arası mesafe kilometre ile ölçülür.
Sınıfımızın yüksekliği metre ile ölçülür. Bir otobüsün uzunluğu metre ile ölçülür. Bir ağacın boyu metre ile ölçülür. Fırat Nehri'nin uzunluğu ise kilometre ile ölçülür. 3. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yanlarındaki çiçeği yeşile, yanlış ise kırmızıya boyayınız. 1 metre 1 kilometreden daha küçük uzunluk ölçme birimidir. Bu doğru olduğu için yeşile boyayalım. İki şehir arasındaki mesafe kilometre ile ölçülür. Bu da doğrudur. Yeşile boyayalım. Evimiz ile komşu ev arasındaki mesafe kilometre ile ölçülür. Bu yanlıştır. Kırmızıya boyayalım. Erzurum-Gaziantep arasındaki mesafe kilometre ile ölçülür. Doğrudur. Yeşile boyayalım. Metreden kısa olan uzunluklar kilometre ile ölçülür. Yanlıştır. Kırmızıya boyayalım. Nehirlerin uzunluğu metre ile ölçülür. Yanlıştır. Kilometre ile ölçülür. Bunu da kırmızıya boyayalım. Okul koridorunun uzunluğu metre ile ölçülür. Bu doğru olduğu için yeşille boyarız. Arkadaşımın boyu kilometre ile ölçülür. Bu yanlış olduğu için kırmızıyla boyarız. Metre ve santimetre problemleri. 1. Selin öğretmen 95 santimetrelik kurdeleyi 5 eşit parçaya bölüp her birini bir öğrenciye vermiştir. Öğretmen her öğrenciye kaç santimetre kurdele vermiştir? 95'i 5'e bölelim. 9'un içerisinde 5 bir keredir. 1 kere 5, 5. Çıkardığımızda 4 olur. 5'e indiririz. 45'in içerisinde 5, 9 keredir. 9 kere 5, 45'tir. Selin öğretmen her öğrenciye 19 santimetre kurdele vermiştir. 2. Serpil Hanım evinin salonu için 5 metre 25 santimetre, oturma odası için 2 metre 15 santimetre perde diktirmiştir. Buna göre Serpil Hanım toplam kaç metre kaç santimetre perde diktirmiştir? Evet, salon için 5 metre 25 santimetre, oturma odası için 2 metre 15 santimetre. Bu ikisini toplayalım. Santimetreleri toplayınca 40 yapar. Metreleri toplayınca da 7 yapar. Serpil Hanım toplam 7 metre 40 santimetre perde diktirmiştir. 3. Aysel, Fatih ve Zübeyde'nin boyları sırasıyla 135 santimetre, 104 santimetre ve 148 santimetredir. Üçünün boyları toplamı 4 metreden kaç santimetre eksiktir? Üçünün boylarını toplayalım. 135, 104 ve 148. 5, 4 daha 9, 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var. 1, 3, 4 daha 7, 1 de elde. 8, 1, 1 daha 2, 1 daha 3. 387 santimetre bulduk. Şimdi 4 metreden kaç santimetre eksiktir diye sorulmuş. 4 metre 400 santimetredir. 400 santimetreden 387'yi çıkaralım. Şimdi 0'dan 7 çıkmaz. Komşuda da yok. 3'ten bir onluk alırsak burası 10 olur. Bu 10'dan bir onluk alırsak burası 9, burası da 10 olur. Şimdi 10'dan 7 çıkınca 3 kalır. 9'dan 8 çıkınca da 1 kalır. 3'ten 3 çıkınca da 0 kalır. Evet. 4 metreden 13 santimetre eksiktir. 4. Ali'nin boyu 1 metre 35 santimetredir. Kardeşinin boyu ise Ali'nin boyundan 50 santimetre kısadır. Buna göre ikisinin boylarının uzunlukları toplamı kaç metredir? Önce kardeşinin boyunu bulalım. Ali'nin boyu 1 metre 35 santimetre ise bu 135 santimetre yapar. Kardeşi bundan 50 santimetre kısa ise 135'ten 50'yi çıkaralım. 5'ten 0 çıktı 5. 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten 5 çıkınca da 8. Evet, kardeşinin boyu 85 santimetre. Ali'nin boyu 135 santimetreydi. Kardeşinin boyunu da 85 santimetre bulduk. Şimdi her ikisinin boyları toplamını bulalım. 5, 5 daha 10 yapar. Onun 0 elde var 1. 3, 8 daha 11. 1 de elde 12. 12'nin 2'si elde var 1. 1, 1 daha 2. Evet, ikisinin boyları toplamı 220 santimetredir. Bu 2 metre 20 santimetreye eşittir. 5. Bahçeye diktiğimiz fidanların boyu 47 santimetre, 35 santimetre ve 58 santimetredir. Bu 3 fidanın boyları toplamı 2 metreden kaç santimetre eksiktir? Şimdi 3 fidanın boylarını toplayalım. 47, 35 ve 58. 7, 5 daha 12, 8 daha 20. 20'nin 0 elde var 2. 4, 3 daha 7, 5 daha 12. 2 de elde 14. 3'ünün boyu 140 santimetre. 2 metreden kaç santimetre eksiktir diye sorulmuş. Şimdi 2 metre 200 santimetredir. 200'den 140'ı çıkaralım. 0. 0'dan 4 çıkmaz. 14. Komşudan bir 10'luk alırız. 10'dan 4 çıkınca 6 kalır. Burada da 0 kaldı.
Evet, bu 3 fidanın boyu 2 metreden 60 santimetre eksiktir. 6. Evimizde her biri 35 santimetre uzunluğunda 3 adet oklava vardır. Bu oklavanın toplam uzunluğu 1 metreden kaç santimetre fazladır? Şimdi 3 tane oklavanın boyunu toplayalım. 5, 5 daha 10, 5 daha 15, 15'in 5'i elde var 1. 3, 3 daha 6, 3 daha 9, 1 de elde 10. 105 santimetre bulduk. Bu 1 metreden kaç santimetre fazladır diye sorulmuş. 1 metre 100 santimetre olduğu için 105'ten 100'ü çıkardığımızda 5 santimetre buluruz. 7. Bir usta 15 metrelik duvarın önce 4 metresini sonra 8 metresini örüyor. Buna göre ustanın öreceği kaç metre duvar kalmıştır? Önce 4 metre örmüş, sonra 8 metre, toplam 12 metre örmüş. Duvarın tamamı 15 metreydi. 12'yi çıkardığımızda geriye 3 metre duvar kalmıştır. 8. Annem 4 metrelik çamaşır ipi aldı. Aldığı ipten her biri 85 santimetre uzunluğunda 4 parça keserek ipleri balkona astı. Buna göre geriye kaç santimetre çamaşır ipi kalmıştır? Aldığı ipten her biri 85 santimetre olan 4 parça kesmiş. O zaman 4 ile 85'i çarpalım. 4 kere 5 20. 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 8 32. 2 de elde 34. Toplam 340 santimetre kesmiş. Şimdi ipin tamamı 4 metreydi. Yani 400 santimetre. 340'ı çıkardığımızda geriye kalan ipi buluruz. Burası 0 olur. 10'dan 4 çıkınca 6 kaldı. Burası da 0. Evet. Geriye 60 santimetre çamaşır ipi kalmıştır. 9. Terzi İbrahim 7 metre 80 santimetrelik kumaşın 3 metre 50 santimetresi ile elbise, 2 metre 70 santimetresi ile pantolon dikmiştir. Buna göre geriye kaç metre kaç santimetre kumaş kalmıştır? Terzi İbrahim kumaşın 3 metre 50 santimetresi ile elbise dikmiş. 3 metre 50 santimetre 350 santimetre yapar. 2 metre 70 santimetresi ile de pantolon dikmiş. Bu da 270 santimetre yapar. Şimdi bu ikisini toplayalım. 0, 5, 7 daha 12, 12'nin ikisi elde var 1. 3, 2 daha 5, 1 de elde 6. Toplam 620 santimetrelik kumaş kullandı. Şimdi kumaşın tamamı 7 metre 80 santimetre. Bu 780 santimetre yapar. Kullandığı kısım 620 santimetre. Çıkardığımızda 0, 6 ve 1. Yani 160 santimetre kaldı. Bu 1 metre 60 santimetreye eşittir. 10. Taner Bey doğa yürüyüşüne çıkmıştır. 295 metre yürüdükten sonra mola verip 197 metre daha yürümüştür. Yürüyeceği yolun tamamı 550 metre olduğuna göre kaç metre yolu kalmıştır? Önce 295 metre yürümüş, daha sonra 197 metre yürümüş. Bu ikisini toplayalım. 5, 7 daha 12, 12'nin ikisi elde var 1. 9, 9 daha 18, 1 de elde 19. 19'un 9 elde var 1. 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. Toplam 492 metre yürümüş. Yolun tamamı 550 metreydi. 550'den 492'yi çıkaralım. 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan 10'luk aldık. Burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Şimdi komşuda 4 var. 4'ten 9 çıkmaz. Buradan bir 10'luk alırız. 14 olur. 14'ten 9 çıktı. 5 kaldı. Burada 4 kalır. 4'ten 4 çıkınca da 0 kaldı. Evet. Taner Bey'in geriye 58 metrelik yolu kalmıştır.